Sivas'ta bir otomobil bayisi bir zamanların efsanesi olan 1960 model klasik otomobili iş yerinde sergiliyor. 750 bin lira teklif edilmesine rağmen aracını satmıyor. Firma yetkilisi aracın parçalarının iki usta tarafından 27 ayda toplandığını belirtti. Bu 27 ayda iki tane Türkiye'deki iki usta tarafından yapılmış. Toplandı yani. Evet. Hani şöyle karşılaştığımız durum şu, eskiye gidiyorlar özellikle. Büyük bir nostalji yaşıyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Fotoğraf çektirmek isteyenler, işte gezmek isteyenler bu araçla. Çok hoş bir zaman geçiriyor yani, eskiye götürüyor. Kaplan, 1960 model klasik otomobillerine bir evlat sevgisiyle baktıklarını belirterek aracın üzerine "Lütfen dokunmayın" levhası koyduklarını söyledi. Şimdi "Lütfen dokunmayınız" olarak yazıyor. Çünkü hassasız bu konuda. Hani bir evlat sevgisi gibi bakıyoruz biz. Gözümüzden koruyoruz yani, sakınıyoruz. O yüzden kimseye dokundurma taraftarı değil. Sadece uzaktan bakma, fotoğraf çektirme için serbestlik veriyoruz. Kaplan, araç bayisine gelenlerin gözüne ilk olarak 1960 model klasik aracın çarptığını belirtti. Araç için kendilerine 750 bin lira teklif edildiğini, bu teklifi reddettiklerini söyledi. Zaten buraya giren ilk önce gözüne bu çarpıyor. Direkt bununla ilgili alakalı sorular soruyorlar. Ayrıca satılıp satılmadığını soruyorlar. Tabii biz satmadığımız için. Peki ne kadar teklif veren oldu bu zamana kadar? Yani 500 bin, 600 bin, 700 bin, yani hastasına göre değişiyor. En yüksek teklif ne kadar oldu peki? 750 bini gördü. Zaten bildiğiniz gibi önceden taksi, ticari araç falan olarak Türkiye'de genellikle çok kullanılıyormuş bu araçlar. O zamanlar yolları ağlatırken, işte şimdi bizim plazamızda insanların gözlerini kamaştırmak için burada sergiliyoruz. Solursun mu? Açma.